Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Evet Mehmet Aydın, çok sıcak bir bölgedeyiz. Günlerdir gerilimin yavaş yavaş tırmandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'tayız. Dün geldik aslında buraya, işlemlerimizi tamamladık. Tam şehri tanımak isterken bir patlama sesini duyduk ve hemen arkamda görmüş olduğunuz Dahiye dediğimiz Hizbullah'ın kontrolündeki bu bölgeye ulaştık. Burası Beyrut merkezine, yani şehir merkezine, Hamra bölgesine çok yakın, yaklaşık 5 kilometre. O yüzden bu saldırı oldukça önemliydi. Tabii biz bu saldırının buradaki yankılarını konuşurken kameraman arkadaşımla beraber şehirde izlenimleri çalışırken bir anda Hamas lideri, Hamas'ın siyasi büro lideri İsmail Haniye'nin suikast haberini aldık. O gelişmeler de burada nasıl yankı buldu? Onları değerlendirmek istiyorum. Dilerseniz önce buradaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye saldırısından biraz bahsedelim. Mehmet Aydın, dün 19 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Ve kameraman arkadaşım Ahmet Kıyırbıyık'tan şimdi rica edelim, patlamanın meydana geldiği o yeri sizlere daha yakından göstersin. Bir taraftan da ben de anlatmak istiyorum. Burası sivillerin oldukça fazla bulunduğu bir bölge. Zaten görüntüde de görülüyor. Anlaşılacağı üzere de çok sayıda dükkan, esnaf burada işlerini sürdürüyorlar. Tam da yoğun bir saatte meydana geldi. 19 sıralarında oldukça kalabalık. İnsanlar işlerinden çıkmış evlerine giderken şu anda ekranda gördüğünüz bina İsrail tarafından hedef alındı ve burada Hizbullah'ın önemli komutanlarından Fuat Şükür saldırıya uğradı. Hemen ardından biz geldik buraya. Yaklaşık 2 saat boyunca çok sayıda ambulansın peş peşe buradan gittiğini, geldiğini, itfaiye ekiplerinin keza aynı şekilde gittiğini, geldiğini söylemek istiyorum. Bu saldırıda 68 yaralı var. 5'inin durumu oldukça ağır. Bir kişinin de hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Lübnan kaynaklarından resmi bir açıklama gelmedi. İsrail ise yaptığı açıklamada Fuat Şükrü'nün öldürüldüğünü söyledi. Yine aynı zamanda Pentagon'dan yapılan bir açıklama vardı. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ni bu saldırı öncesi bilgilendirdi dedi ve hemen arkasından da Tel Aviv'deki demir kubbe aktif hale getirildi. Çok yoğun bir güvenlik önlemi olduğunu söyleyebiliriz burada. Hemen bir binayı gösterecek şimdi kameraman arkadaşım size. Binanın neredeyse son 3 katı tamamen yıkılmış durumda. İşte o Fuat Şükür'ün hedef alındığı saldırının izlerini şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Hemen bu sabaha gelelim isterseniz. İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle alakalı burada nasıl yankı buldu? Tabii şunu söylemek istiyorum. Fuat Şükür de Lübnan için, Beyrut için, Hizbullah için çok önemli bir isim. Ve füze projelerini yürüten bir isim. O yüzden şu anda burada sadece Fuat Şükür'ün konuşulduğunu söylemek istiyorum. Tabii bir taraftan da Hizbullah bu saldırıya misliyle karşılık vereceğini belirtti Mehmet Aydın. Biz şu anda çok sıcak bir bölgedeyiz. Dün patlamanın yaşandığı Dahiye bölgesindeyiz. Hizbullah'ın kontrolünde burası ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunuyoruz diyelim Mehmet Aydın. Sözü tekrar sana bırakalım. Peki, İlas Haber Ajansı muhabiri Refik Fidan, sana da çok teşekkür ederiz. Beyrut'taki, Lübnan'daki son gelişmeleri de bizlerle paylaşmış oldun.